merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5 haftadır kullandığım Superbox'un deneyimlerini anlatmak istiyorum. E, bu video son Superbox ile ilgili son video olacak. Öncelikle ilk 4 haftanın kısa bir özetini yapmak istiyorum. Önce başvurdum, bayiye gittim. Superbox'a başvurdum. Benden kimlik fotokopimi aldılar. Oraya imzamı attım. Siz 2 gün içinde aranacaksınız. Randevu alınacak, gelecek, kurulacak dendi. 2 gün bekledikten sonra Türsel Müşteri Hizmetleri'nin ardında böyle bir başvuru olmadığını buradan başvurup başvurmak istemediğimi sordular. Ben dedim ki tamam başvuralım. İki günde öyle bekledim. Tabii bu süre sürekli arıyorum ne zaman gelecek, nasıl olacak diye. Çünkü benim e, o hafta bittiğinde başka bir ile gidiyordum. Bir an önce kurulması gerekiyordu. Tekrar tekrar aramalarım sonucunda e, kuran kişiye acil olduğu belirtilerek gelindi ve kuruldu. E, wow, ben bu Superbox'u Kütahya'da kurdurdum. Şu an Sakarya'dayım. Sakarya'da kullanıyorum. İlk hafta hız ile boğuştum. Aslında telefonun kötü çektiğini, nasıl kötü çektiğini diyeyim, kötü çektiğini biliyordum. Nasıl anlatabilirim ben bunu? Odanın içinde belli noktalar var. Oralarda güzel çekiyor. Cam kenarında güzel çekiyor. Hani o güzel çektiği dedin hani böyle 5-6 megabitlik bir güzel çekme değil. 20 megabit, 30 megabit. E herhalde dedim bu modem birinci önceliklendirmeye sahip. E 10 megabit'te de, de görür. Bir hafta güzel bir konum aramamla geçti. Hani telefondan test ediyorum. Orada telefon güzel çekiyor. Modem çekmiyor. ve bu sırada araştırma yapıyorum. Daha önceden Huawei'nin yan modemini verildiğini biliyordum. ZTE modem gelmişti bana. Birçok kişi benim gibi bu ZTE modemin düşük hız vermesi konusunda şikayetçi. Buldum. O hafta uğraştım. İkinci hafta kendime güzel bir konu buldum. Tam hız alabiliyordum. O hafta bir tık sorunsuz geçti diyebilirim. Ama yine akşamları bir hız düşmesi oluyordu 4G modunda. Yine bunun araştırmasını yapıyorum ve bir çoğu kişi ZT modemin 4G modunun sorunlu olduğunu söylüyordu. Böyle geçti. Üçüncü hafta yine 4G moduyla kullanıyorum ama yine 3G moduna geçip geliyorum. Akşamları hız düşmeleri rutin bir hale geldi. Dördüncü ve 5. haftada artık kesinleşti. Hani saat 7-8'den sonra 10 megabit olması gereken 2 megabit'e 3 megabit'e düşüyor. Hani çok şey denedim. Daha önceki videolarımda bunu ayrıntılıca anlattım. Düşüyor. Bunun bir tek çözüm var. 3G modunu alıyorsunuz. O da 6-7 megabitlik bir hız veriyor. Ama onun kötü tarafı da şu. Yani bazen oluyor ki 0 megabit upload. Tabi hani tabii upload'u kullanan çok adam yok. Orası ayrı bir mesele ama bunu da size belirtmek istiyorum. İlk 4 haftanın özetini yaptıktan sonra bu 3G, 4G modunun farklarını anlatmak istiyorum. Şöyle bir durum var. 4G'de yüksek hız alıyorsunuz. Stabil olmayan bir ping değeri alıyorsunuz. Ve akşam saatlerinde düşüş daha dramatik. 3G modunda genel olarak hız 4G'den daha düşük. 7 Mbps, 8 Mbps. 10 Mbps gördüğü de oluyor. Fakat bu şunu da belirteyim. Bu hız, yük, düşük hız meselesi 3G'nin 4G'ye göre upload kısmında çok daha bariz. Hani upload'ta 2 megabit upload'u zor görüyoruz 3G modunda. 4G modunda eğer güzel günündeyse 5 megabit upload'u görürüz. Bu çok video yükleyen kişiler için önemli bir detay. Ping konusuna gelirsek ben LoL oynuyorum. 3G modunda hız düşük olsa bile 2 megabit 3 megabit hız olsa bile yine LoL'de 60-70 ping 50 ping dalgasız 60-70 ping'i alabiliyoruz. 4G modunda hız düşük olsun, yüksek olsun, o ping dalgalı. Hani ben bunun modemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce telefonumla oynadığımda da stabil 60 50 ping değeriyle oynuyordum telefon üzerinden o spot açtığımda. Zaten birçok yerde de bahsediliyor bu modemin 4 k konusunda aşırı özürlü bir modem olduğunu. Böyle 4G modunda başka başka hatalar da Bunlardan birincisi daha önce de iki videolarımda da belirttiğim gibi Google Play Store'da uygulamayı yükle dediğimizde bir 45-50 saniye sonra yükleme başlatılıyor. 3G modunda bu hemen oluyor. Yine benim yaşadığım bir sorun, başkalarında bunu görmedim. Google çeviri de dört kere çeviri yapmıyor. Üçgen modunda da bu biraz sıkıntılı ama dört kere hiç yapmıyor. Google çevirinin uygulamasında. Ama mesela tarayıcıdan girip telefondan tarayıcıdan girip o çeviriyi yazdığında hemen çeviriyor. Burada bir sıkıntı yok. Modem kesiliyor, kapanıyor. Şöyle söyleyeyim mesela uzun bir indirme yapıyoruz. Hani bu uzun indirmeye de gerek yok aslında. Durup dururken de oluyor. Hani ısınma kaynaklı, ısınma bağlantılı bir şey de diyemeyiz. gidiyor. Her şey gidiyor. Sadece power tuşu yanıyor. Bayağı bir, bir iki dakika bekliyorsun. Modem ki ancak kendine öyle geliyor. Buna ek olarak ben başka birinde WhatsApp'ta fotoğrafların geç gönderildiği hatasını okudum. Yine bunun yanı sıra Twitter'da resimlerin geç yüklenmesinden de bahsediliyor. Bu ben Twitter kullanmıyorum. WhatsApp'ta da resimleri biraz geç kullanıyorum ama böyle ciddi bir yavaşlık sezmedim WhatsApp'ta. Şöyle bakayım notlarıma. E, bu 3G ile 4G arasındaki geçişi biraz anlatmak istiyorum. Şöyle modeme giriyoruz, orada önce hattı kesiyoruz, sonra ağ aralarına girip sadece 3G veya sadece 4G seçiyoruz. Orada otomatik seçeneği de var. Otomatik seç seçeneğini aldığımız zaman genellikle %90 ihtimalle 4G modunda çalışıyor cihaz. Ee, ama çoğunlukla şu demeyeyim, bu kapatı başmaların hani 10 tanesinin 3'ünde başarısız mesela Veri anahtarını kapatıyorum. Bekliyor, 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 bekliyor. Başarısız diyor. Ondan sonra hiçbir şekilde interneti açamıyorsunuz. Modemi kapatıp açın. İlla ya modemin arayüzünden ya üzerindeki reset, iğne soktuğumuz reset kısmından bu modemi sıfırlamamız gerekiyor. Ondan sonra modem kendisini otomatik 4G moduna geçirip açıyor. Bundan sonra tekrar kapatıp hatta durdurup 3G veya 4G arasında geçiş yapmamız gerekiyor. Bu çok sinir bozucu bu hata. Zaten modemin dandikliğini belli eden unsurlardan biri bu. Hani çok bahsettim önceki videolarımda. Bu videoda hani modemin ne kadar dandik olduğundan, hızın ne kadar kötü olduğundan, ne kadar dalgalı olduğundan, pingin ne kadar 4G modunda dalgalı olduğundan bahsettim. Hani bu videoda çok onu uzatmaya gerek yok. Kısaca söyleyeyim ben pişmanım. Bugün tay cayma bedeli olmadan veya 100 liralık bir cayma bedeli olarak iptal edebilme şansım olsa direkt iptal ederim. Hiç acımam. Ee, bunun yanı sıra birkaç yeni aboneliklerde birkaç şey eklenmiş. Şöyle bu tuzak olarak eklenmiş tabi hani Türsel sizi düşünerek bir şey ekleyeceğini sanmayın. Ee, Donanma Bar'da oku, bir kullanıcıdan okudum bu abonelik vergilerin üzerinde de yazdığı söyleniyor. Size ilk ay 500 GB ek paket tanımlanıyormuş 4.5G hızında. İlk ay 500 GB'lık 4.5G hızında kullanma imkanı sağlıyormuş. Ne kadara? 500 liraya. Peki bu 500 lira yansıtılıyor mu? Hayır yansıtılmıyor. Şöyle. Yine önceki videolarımda anlattığım gibi 200 liralık bir kurulum ücreti yansıtılıyor ama sizden alınmıyor. Cayma bedeli, Cayarsanız alınıyor demiştim. Yine bu da tam 500 liralık bir ek paket fiyatı yansıtılı. Sizden alınmıyor ama caymaya kalkışırsanız 500 lira, 500 lira sizden Nasıl bir durum şimdi? Mesela son aydasınız. Bu paket 129 lira. Taahhüsüzü 170, 100, 200 lira. Arada 80 liralık, 70 liralık bir fark var taahhütlü Normal şartlarda sizin bunu iptal ettirmeye kalkıştığınızda sizin lehinize olan fiyat 70 lira ödeyip ve son fatura ödeyip bundan çıkabilmeniz lazım. Ama bu kurulum ücreti ve bu 500 GB ek paketiyle size 770 lira son faturayı da katarsak şöyle 9 lira. Son aydasınız bakın son aydasınız size 900 lira fatura çıkarıyorlar. Hani buradan zaten TÜRSEL'in e nasıl bu Superbox işini cılkından çıkardığını görebiliriz. Yani bu 500 GB 4.2 hız dedim. E, 20 megabitlik paketi kullanan kişilerden biri bu 500 GB paketin kendisini tanımlandığını ama bariz bir hız kilidi olduğunu söylüyor. Speedtest'e baktım böyle ani bir 20'ye geldi vakit ani bir kitlenme var. Yukarı çıkmıyor. Halbuki 400 hızı var sözden. Ee, bunun yanı sıra benim yaşadığım ha, hala devam eden bir soruna bahsetmek istiyorum. Abonelik belgeleriniz eksik diye bir mesaj geldi bana 10 Ekim'de. Sabah 9'da. Ben o gün gittim Türkistan Dijital Satış Plus adlı bir noktaya. Orada dedim ki böyle böyle. Dediler ki ikametgah belgenizi getirin. Biz bunu belgeye gönderelim. Bu işi halledelim. Gittim nüfus müdürlüğünden, kaymakamlıktan aldım geldim. Üzerinde bana özellikle ıslak imza olması gerektiğini söylemişler. De, hani biz vermiyoruz dediler. Bayağı mekik dokudum kabul etmiyor ıslak imzayı. Gittim nüfus müdürlüğüne, nüfus müdürüne sordum böyle biz sistemimizi düzeltemeyiz. Orada bakın karakot var, uygulama indirsinler, edin. gittim. Tamam. E gittim ne oldu? Dediler ki sistemimiz bozuk. Uğraştık uğraştık. Ben yanı sıra bu sonra 10-15 defa Türsedi Süper Online e müşteri hizmetlerini arıyorum. Habere bir oyalama yok, şuraya gidin, yok buraya gidin. E diyorum ya ben verdim vergilerini ne olacak bu iş? Tekrar tamamlanması gerekiyor. Yok şöyle. Adamların suçunu ben çekiyorum yani. Ertesi gün time gittim. Timde de bana da söylenen şey abonelik sözleşmesi lazım. Evet o mesajda da abonelik sözleşmesi yazıyordu ama dijital satış platformlarında benden abonelik sözleşmesi istememişlerdi. Tim benden abonelik sözleşmesi. E benim kaydolurken yoktu. Vermediler mi dedim. Ne yapalım ne yapalım. Onu dediler ki biz isteyelim Super Online müşteri hizmetlerinden gelsin. Aradım su hemen o timdeyim. Diyorum ki e-mail adresime gönderin. Olmaz illa fatura adresinizi de göndereceğiz. İlla fatura adresinizi de göndereceğiz. Bakın 11'inde abonelik sözleşmesi dedik. Bugün ayın 25'i. 14 gündür abonelik sözleşmesi gelmiyor. Sanırım 9 Kasım'a kadar benim bu işi halletmem gerekiyor. Eğer halledemezsem bana 500 lira civarı bir erken cayma bedeli yansıtacak. Hani ben bir şey yapmadım. Bilmiyorum. Muhtemelen şu vakite kadar gelmedikten sonra ne zaman gelir bilmiyorum. Muhtemelen bu iptal olacak ki bilemiyorum ne yaparım. Muhtemelen tüketiciye... Hakim heyetine gideceğim. İnşallah oradan düzgün bir sonuç çıkarsa ödemem. Daha da ben bu superbox'u kullanmam sanmıyorum. Yani abonelik meselesi böyle. Hala bekliyorum. Ya yapabileceğim bir şey yok beklemekten başka. Türsel'in çalışanının beceriksizliğinin hesabını ben veriyorum. Yine kısa dediğim gibi buna dair bunlara dair bir kısa özet yapmak gerekirse Elinizi veriyorsunuz, kolunuzu kaptırıyorsunuz. Bunun aslında net bir açıklaması bu. Elinizi veriyorsunuz, kolunuzu kaptırıyorsunuz. Nasıl? 500 GB 500 TL. Kurma bedeli 200 TL. Taahhütler arasında 80 TL'lik bir astronomik bir fark var. Alın size. Nerede cayarsanız cayın. Mesela yani ayın ortasında caydınız, bu daha felaket. 8 kere 6 48. Bir de 700, 1500 lira. 1500 lira, 1300 liralık bir cayma bedeli. Trajikomik bir rakam. Şişiriyorlar da şişiriyorlar. Bu illa alacağım alacağım diyenlere de söyleyeyim. Sanırım bu 500 GB ek paket meselesini, 400 GB ek paket meselesini iptal edebiliyormuşuz ilk aydan. Hani i̇lla ben kaşınıyorum deyip de buna başvurursanız onu iptal ettim. Hani hiçbir işinize yaramayacak 500 GB'lik aylık. Açık gözlüğe gerek yok. 10 MB'de indirme yaparsınız. Yani bu paket, altyapısı olmayanlara, port yok denilenlere hitap ediyor. Yani öncelikle paket alırken bir sizin ben nereye harcıyorum interneti, ne kullanıyorum diye bir kendine hesaba çekmesi gerekiyor. Ya varsayalım ki sizin 50 GB'lık, 70 GB'lık, hadi bilemedin 100 GB'lık bir kullanımınız var. Bakın bu paket 129 lira, 10 MB sınırsız. 50 GB 45 hızında ve yanında iyi modem gelen, en kötü ihtimalle 50 megabit, 40 megabit İndirme, 10 megabit yükleme 15 megabit çok minimum diyorum yani 400 megabit 350 megabit 350 megabit indirme alan 40 megabit yükleme alan kişileri de ben gördüm Türkcell'in bu dik modeminde 139 lira 50 GB 169 lira civarında 100 GB sanırım bu biterse eğer 25 TL'ye 5 megabit sınırsıza çevirebiliyorsunuz o için 50 TL'ye de 10 megabit sınırsıza çevirebiliyorsunuz upload hızları hakkında bir bilgim yok ama tertemiz Huawei dik modeminiz oluyor kaliteli hiçbir sorun çıkarmayan modeminiz oluyor. İlla illa bu Türsel alacağım, Superbox alacağım, evimde internet yok diyorsanız bu ben size kotalı paketler almanızı tercih ederim. Zaten hani arada on lira fark var. Ha şu var böyle 300-400 megabit gigabaytlık ekstrem bir kullanımınız varsa Hani ben yine kot alalım 139 liraya. 25 lira verin 5 megabit internet kullanın. Ya stabil olur. Ben 5 megabit'i küçümsüyor olabilirsiniz belki bilemiyorum ama ben Akşamları çoğunlukla 2 megabiti 1 megabiti zor geçtiğim oluyor bu Superbox. Hani çok mükemmel bir şey değil bu. Keşke aslında pratikte çok güzel 10 megabit sürekli stabil verse tamam. Çok dalgalı da, çok ping. Ben ping konusunda da o modemin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Pingin asıl sorunu bu dalgalanması, gecikme. Ben o modemle, bilmiyorum kullananlar artık kullananlara veresiniz modemi. Bu işin böyle olduğunu, olacağını düşünüyorum. Yani ben bunun yanı sıra bu superbox'a birkaç alternatif de önermek istiyorum. Birkaç dedim aslında bir tane. Özellikle benim gibi üniversite öğrencilerine seslenmek istiyorum. Eğer okulunuzdaki internet iyi ise, ki üniversite internetleri genelde iyi oluyor. Hani bazen değil mi, çok yoğun olmayan internette astronomik hızlarda oluyor mesela 80 megabit, 100 megabit, 100 megabit indirme, 100, 100 megabit yükleme. Yani İndirmelerinizi, de oku, indirmeleriniz okulda yapın. Türk Telekom'un evinde Wi-Fi tarifesi var 50 GB 400 GB Onla Onunla da günlük internet kullanın. Hani diyebilirsiniz Türkcell'den başka bir şey çekmiyor. Şöyle böyle. Alın 50 GB'lık kotalı 139 TL'lik Huawei Nik modem verilen kotalı Superbox'u. Kullanın. İndirmelerinizde şey yapın. Olmadı bitsin 25 tane verin. Gerçekten 129 lira veriyorsunuz. Verin 30-40 lira sorunsuz kullanın. Mesela benim bugün şansım olsa ben bunu iptal ettirip kotalı modeme hiç durmadan, hiç düşünmeden geçerim. Çünkü uğraşılmıyor bunlar. Varsın 25 TL daha verelim, varsın 30 TL daha verelim. Olmuyor zaten 100, zaten 129 lira para veriyoruz. Bir işe yaradığı yok. 5 megabit opla atlıyorsun. Her zaman alamıyorsun. YouTube videolarını başka bir yerden ekliyorum. Kaykan'ın vibesinden ekliyorum. Ha, tabii Kaykan'a Vives astronomik upload e hızına sahip. Orası ayrı bir mesele ama başka çözümler arıyorum. Olmuyor çünkü. Bu üniversite öğrencilerinin özellikle hani Biliyorum çok internete düşkünsünüz. Bu üniversite internetini kullanın. değerlendirin. Normal ev kullanıcılara da söyleyeceğim şey. Hani evde birkaç tane fazla kişi varsa muhtemelen sizin 50 GB geçiyordur hatta hatta. Yüzü de geçiyor olabilir. Benim tavsiyem ben yine bu sınırsız pakete pek bulaşmıyor. Ha çok güzel çekiyordur. bu hız test yapılması gerekiyor. Bunu bir sürekli denenmesi gerekiyor. İlla bir yerden Superbox koyup ZT modem gelecekse ZT modem koyup denemez gerekiyor. Çünkü bakın hemen şöyle göstereyim. Şu camı görüyorsunuz. Bu muhtemelen ekran görüntüsünde bu videosunda videosunu buraya e, modemi dışarı koyuyorum. Önce telefonla speed test yapıyorum. 20 megabit'e 10 megabit alıyor telefon. Modemi koyuyorum. Modem de çok güzel dışarıda. Hemen mermerin diğer tarafında, e, pimapenin diğer tarafında. Tam sınırlarını görüyor. 6 megabit yükleme, 10 megabit indirme. Çok güzel. E, pimapenin diğer tarafına geçiyorum. 4 megabit indirme, 6 megabit, 5 megabit yükleme. Download birden cip yapıyor. Halbuki arada 30 santim var, bir tane de pimapen var. Bu kadar aradaki fark. Bu kadar dandik bir modem, bu kadar şey etkilemez. Ya dedim acaba sıkıntı modemde değil de sıkıntı iç yapıda hani pima mi çok kalın acaba dedim. Şey yaptım. E, telefonu modemi koydum yere koydum. Orada spet test yaptım. E, 20 alıyorsa 10, 15 alıyor. 17-18'i zorluyor. 22'yi de zorladı oldu. Pima öbür tarafında odanın içinde. Ben bunun sorunu e, kesinlikle modemden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan tek şikayet eden ben değilim. Donanım haberin Superbox konusu var. Superbox ana konu yazın. Girin oraya. Çok rahatlık şikayetleri göreceksiniz zaten. Herkes şikayet ediyor ZT modemden. Herkes. İstisnasız yani istisnasız bu. Var mesela en baba adam bile kalkıp bu tamam ben çok güzel hız alıyorum diyen adam bile WhatsApp sorunundan bahsediyor. Google Play sorunundan bahsediyor. Twitter sorunundan bahsediyor. Ping sorunundan bahsediyor. Kusursuz bir deneyim yok. Bakıyorsunuz Huawei'nin yan tip kullananlara, Huawei'nin dik modemlerini kullananlara. Adamın derdi neden? Adam neden 100 megabit almadım da 50 megabit aldım? Adamın sorunu o. Sen 10 megabit ZT modemle bize sor 10 megabit bile alamıyoruz. Telefonun 20 megabit, 25 megabit çektiği yerde. Aynı yerde birebir aynı yere koyuyorum. Böyle 10 santimetre kaydırdım desem kaydırdım diyorum. Aynı yerde tutuyorum yani modemi. Zorluyorlar da zorluyorlar. Bu ZTE modem başına bela oldu. Hani Huawei modem gelirse kabul edebilirsiniz yan modem. Dik modem değil. Sınırsızlarda dik modem verilmiyor artık. Bunu kabul edebilirsiniz. Huawei modem, Huawei modemi güzel çalıştığı söyleniyor. Ama ZTE modem gelirsin, iptal edin, ne bileyim test edin yani. Çok böyle atlamayın, çok dikkatli olun. Çünkü biliyorsunuz, bakın anlattım. Cami modemleri çok abartısız, cayılmasın diye çok fena şekilde şişiriliyor. Dediğim gibi cami bedeli de hesaplamıştım sen. Hani benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok kısa tekrar özetlemek gerekirse ben memnun değilim. İptal etme şansım olsa iptal ederim. Kotalı'ya geçme şansım olsa hemen geçerim. Sırf o kaliteli modem için geçerim. Mümkünse internet kullanımınızı önce bir hesaplayın. Çok uçmayın. E, TT'nin evinde paket olabilir. Telefona takacağınız veya ayrıyeten bir yanında isterseniz tahvikli modem olursunuz. Onu alabilirsiniz. Mesela arkadaşım kullanıyor benim. Memnun. Memnun. 60 lira 50 GB internet. Deseniz ki yüksek hız lazım bana, kotalıyı kullanabilirsiniz. Deseniz ki bana çok paket, lazım, çok gigabyte lazım. Yine kotalı alırsınız, 25 lira verirsiniz, 5 megabit kullanırsınız. Bakın ben çok fazla internet kullanan bir insanım. E bazen benim de 50 GB geçemediğim oluyor. Her ay böyle sabit bir kullanımınız yok. Emin olun kimsenin yok. Düşüyorsunuz çok her ay her ay 300-400 gigabayt kullanmıyorsunuz. Bitiyor, bir şekilde hevesiniz bitiyor, internet az kullanılıyor. Böyle 300-400 GB'ları görmek için boyuna indirme yapmanız, boyuna bir şey yapmanız, boyuna 4K video izlemeniz falan lazım. Kotalı paketi alın, 100 GB veya 50 GB. 50 GB alıp, yani bana en mantıklısı 50 GB alıp, eğer o ay biterse 25 TL veya 50 TL ödeyip, bunu sınırsız yapmak, ay sonuna kadar sınırsız yapmak daha mantıklı geliyor. E modem kaliteli, hız zaten en başta 50 GB yüksek. Upload yüksek mesela, upload meselesine girişenlerin kesinlikle kotalı paketler alması gerekiyor. Bu modem sınırsız modem çoğunlukla upload'u veremiyor zaten. 2 megabit, 1 megabit, 0 megabit. Kotal pakette 10 megabit, 15 megabit görüyorsunuz. Ama bakın tekrar söylüyorum. Böyle geliyorlar, evinize deniyorlar. Eğer olmazsa öyle bunu bağlıyoruz diyorlar falan ama ben de denemediler. Adam elime verdi, geçti. Siz bunu denettirebiliyorsanız denettirin. Yakınınızda varsa en iyisi onu denemek zaten. Elin evinizin her yerine bakın, her yerde deneyin, her saat deneyin. Bir gün rica edin, iki gün rica edin. Yani ölmez arkadaşınız internetsiniz. Çünkü bunu ben üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bunun iptal cayma bedeli çok yüksek. Bakın ilk aydan 300 lira cayma bedeli çıkıyor. Kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Kurtuluşunuz yok. 300 lira çıkacak. 200 lira zaten kurulum bedeli. En ilk ayın faturasında alıyorlar yani. E, gelecekte Vodafone'un Giga gelecek diyorlar. Hani Vodafone'un 4G internet performansı malum artık ne kadar güvenirsiniz bilemem. Onu da görmek lazım. Belki sizin evinizde Vodafone çok iyi çekiyordur. Bilemem ben. Türsel'in çok kötü çekip Vodafone iyi çektiği yerler var. Mesela ben kendi durduğum yer için konuşursam Vodafone diye bir şey yok burada. Bildiğiniz yok. Hani Türsel'de ekstrem seviyelerde. Ekstrem seviyelerde. Hani şurada 20-25 megabit alıyorum diyorum ya. Ben şuradan yürüyorum. iki tane koridor bitiriyorum. 100 metre. Yangın merdiveni önde çıkıyorum. 250 megabit tertemiz internet. Mesela bu Superbox'u alıp yukarıdaki karşı taraftaki, kaç taraftaki? Hemen yurdumun bloğun ön taraflarındaki odaya gitsen belki güzel çekecek. Onu da bilmiyorum ama bu kadar kısa mesafede birinci önceliklendirmeye sahip, işi sadece internet vermek olan bir modem bu kadar leş performans veriyorsa onu geçerim yani bu önemli bile değil. Hadi benim hatam olsun. Bir Pimapen, bir Pimapen, bir Pimapen'den bu kadar fazla etkileniyorsa e bu modemin dandikliğini de sorgulamak lazım. Hani birkaç daha önce de söyledim bunu. E kapatıyorum ışıklar sönmüyor. Fişi çekmeden bir 5 saniye daha yanıyor. Ne oluyor? İndirme yapıyorum. Veya indirme yapmama gerek yok. Modem birden kendini kapatıyor. Mesela o işlem indirme. Büyük boyutlu bir şey veya devamı büyük boyutlu bir şey ve devam ettirilemez ise zaten az hızlı indirdiğim, az hızlı indirdiğim ben dosyayı o duraklama dolayısıyla o kendini yeniden başlatma dolayısıyla tekrar indirmek zorunda. 10 GB'den 5 GB'de doldu mesela. Bitiyor, duruyor. Yaşadım yani hiç. Sallamıyorum ben bunu. Bunu yaşadım. Gitti tekrar indirdim. Durdu tekrar indirdim. Durdu tekrar indirdim. Parça parça 10 tane dosya indirdim. Ya dedim en son senin Allah belanı versin. Teker teker indirdim. 1 GB, 1 GB. Olmuyor yani. Olmaması gerekiyor. Ping meselesi zaten oyun meselesi. LoL'de bile 60 ping alıyorum. LoL'ün serverleri Türkiye'de. Geçiniz CSGO oynamayı, geçiniz PS4'te yurt dışı serverlerde bir oyun oynamayı. Bu ZT modemde zaten hiç olmaz. O AVD modemde belki olur. Bilmiyorum. Şimdi deneyenlere sormak lazım. Keşke imkanım olsa da denese anlatsam. Keşke bunu kotalaya geçirebilme şansım olsa. Keşke cayma bedelim olsa. Gideceğim yani. Olmuyor. Türk Telekom'u kullanacağım. Üniversitem indirmelerde büyük boyutlu dosyalarda üniversitemde indireceğim hani bu kadar da bundan sonra superbox'la ilgili bir video çeker mi bilmiyorum. Abonelik meselesini bekliyorum şimdi. 9 Kasım kaç? 5 14 gün kaldı. 14 gün sonra iptal olacak ve cayma bedeli. Yaklaşık hani biraz sallıyor olabilirim. 129, 200, 329. 160 daha eklesek 399, 499. 500 liralık, 600 liralık bir cayma bedeli çıkacak bana şimdi. Gidin bunu tüketici mahkemesiyle gideceğim. İnşallah ödemem. Sonra bilmiyorum bir daha Tüsel Spor Box'a bulaşabilirim. Hani biraz kaşınıyor. Başlarda demiştim kaşınıyorsanız alın diye. Kaşınıyorum biraz. Belki Türk Telekom evimde Wi-Fi yerine Tüsel'in dik kota verilen kotalı paketlerini alıp lazım oldukça onu kotalı yapabilirim. Bilemiyorum. Hani bakacağız. Bakacağız buna. Ama onda da şöyle bir korkum var. Benim bulunduğum koma, konuma dik boyanda kar etmezse ne olacak? Bakın bunu bilemiyorum işte. Hani sanmıyorum böyle ihtimal oldu. Çünkü dediğim gibi telefonla Güzel çekiyor telefonla. En kötü ihtimal benim okuduklarım kadarıyla bu modemden çıkarıp telefona taktığımızda rahat rahat çalışıyormuş. Bunu söyleyenler var. Denemek lazım. Çünkü milletin kafası çalışıyor, şirazes kayıyor bazen. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun video oldu. Şu an bakıyorum 30 dakika falan olmuş. Tabii kısa da kısa 25 dakika falan olur o. Ama benim Superbox deneyimlerim bunlar. Birkaç cümlede tekrar özetlemek gerekirse. Belanızı arıyorsanız Superbox alabilirsiniz. Alın, belanızı bulun. Türsel'e de söversiniz. Ben çok dokundurdum kendilerine. Şimdi kendiniz bilirsiniz yani. Bu ZT modemler geldiği sürece bu Superbox iflah olmaz. Zaten çok fazla şikayet olduğu belli. Ben bir Türsel yetkilisiyle konuştuğumda, Türsel yetkilisi dediğim de değil, yani öyle bir yetkili değil. bay çalışanı. Yani bir ara çok patlama olmuş dedi ama şu sıralar azaldı. Neden? E ben dedim ZT modem yüzünden. İnsanlar çok geliyor. İnternetin gücü İnternette bu çok dillendiriliyor. İnsanlar az geçiyor. Benim gibi adam video çekiyor. Öbür adam yazıyor. Bu güzel bir şey. İnsanları kötü şeylerden, kalitesiz hizmetlerden kurtarması güzel bir şey. Ama bakıyoruz. Başka bir alternatif yok şimdi düşününce. İnternete ihtiyacı olanlar ne yapar bilmiyorum. Başımızda BTK olsa, kafalarına demir yumruğu vursa böyle olmaz bu durumlar. Ama işte Türkiye'de ne güzel gidiyor ki bu güzel gitsin. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.